Bismillahirrahmanirrahim. 9 Haziran 2021 akşamı tekrar sizlerle beraberiz. Silsetül Lisan eğitim setiminin sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. 5. ünitedeyiz. Evet, bu dersimize hoş geldiniz. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet, sana da hoş geldin. Ehlen bi muhadaratine. هل ستسمعين المحاضرة معنا؟ جيد. أنت طالبة ذكية. أنت طالبة مجتهدة. ما شاء الله. لكن مكانك ليس مناسب. أنت تمنعينني من اشتغال في عملي. سأضعك إلى كتفي. ها. Evet, kimler var? Men huna, Hülya, Dudu, Feyza, Nur, Alperen, Oktay, Adedinvel, يوم أقل من من أمس أقل من الأيام الأخرى عددنا أقل أحيانا عددنا يكون أكثر من هذا العدد يعني الخمسة أحيانا يكون عددنا عشرة عشرون نشتاق الأيام تكون فيها عددنا أكثر من عشرة أكثر من عشرين. Evet. Haza şeyun hazin. Alperen nasılsın? Allah'a şükür hocam. Siz nasılsınız? Eyvallah, biz de iyiyiz. Kaç kardeşin var? Bir tane hocam. Oktay, senin kaç kardeşin var? 3 kardeşiz hocam. Ha maşallah. Ha maşallah. İhvanı Oktay ekser min Alperen, yani Oktay indehu 3 ihvan, Alperen indehu fakat akh. İzen adadu ihvan inde Alperen akal min Oktay. Evet. Mesela bizde 26 saatlik bir haftalık zaman dilimi var. Buna bakacak olursak adede durusul kavaid ekser min durusul uhra min dersi el-kıra'a min dersi, el-mükâleme. Beyne hâzihi turus, ekalle dersen, ezunnu eyyuhâ dersu men ya'rif, ekal, ekalle ders. İstima, fakat derseyn. Evet, el-istima, ekalle dersen, mined durusul uhra. Lakin durusul kavaid, ekthara. Evet, durusul kavaid ekthara mined durusul uhra. Evet, Hülya, burada ne yapmaya çalışıyorum sence? Yani girişte böyle bir giriş yapmamın bir hikmeti var mı? Fehimtü üstazi bikul, yani kulle şey. Kulle şey, lakin mâze aksidu bihâzihil emsile? Hel indi hedef yani, vâdih? Naam, el mevdur İsmi tafdil el cümel yetekellemu tetekellemune fi hazal mevdu. Evet, el cümel elleti eda'u fiha tetehaddesu an ismi tafdil likey uvaddiha ekser. Aa, ben şey ekranı paylaşmamışım. Evet, uşariku eşşâşe likey uvaddiha ekser nestemi ila hazil ugniye evvelen. قالت في ثقة للأرنب هيا سابقني راح الأرنب وهو يفكر وغدا يسخر من حركتها يضحك ويقول ما أبطأها في خطوتها يضحك ويقول ما أبطأها في خطوتها. Bu şeyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyne sulahfat vel ernep müsabaka. Yani fil bidaye küllün nas yekul el-sulahfatu abta'u min el-ernet. Lakin el-ernet nokta nokta min sulahfat. Yani seri'un
Esra'u min el-esra'. Evet, bu şeyi hatırladınız mı? Kalıbı. Evet hocam, yani ilk konularda geliyordu. Bu el-ekser ve ekser-u min diye gelmişti. Benziyor zaten yani o konuyla alakalı. Evet, ismi tafsir konusu arkadaşlar iki kere geldi. Ya da bir, yanlış hatırlamıyorsam. İlk böyle kitapta böyle basit bir şekilde gösterdi bize. Fe'il, ef'alü min, el-ef'al. İşte kalıbı bu. Seri, hızlı. Esra'u min'den daha hızlı. El-esra, en hızlı. Batı, yavaş. Ebta'u min, daha yavaş. El-ebta, en yavaş. İze karanne hâze şey bi hâzel ugniye. Nereye gitti? Evet. Es-sulahfat ebta'u minel ernep. Lakin el-ernep esra minel-sulahfat. Tabi hepsini dinletemeyeceğim. Sonunu biliyorsunuz. Evet, el-ernep yesterih. Yesterih, yesiku bi sur'atihi. Uskuti. Evet, kibirli olan uyandı. Evet, onu geçmeye çalışıyor. Sabaka yesbiku. Evet, böyle devam ediyor. Fil bidaye kultu es-sulahfatu abta'u minel ernep, el-ernebu esra minel sulahfat. Lakin fin nihaye mâze ekul? Yani keyfe u'abbir an efkâri ev âray an hâzeynil hayvâneyn? Mâze tekul? Yani ne diyebiliriz mesela? Daha azimli diyebilir miyiz? İşte biri daha gururlu desem ne deriz mesela? Biri el kaldırmış. Buyur Kamil. Evet, mesela es-sulahfatu e'zem ev eske minel ernep. El-ernep el-ernep ekthere gururan minel-sulahfat diye de ne yapabilirim? Özetleyebilirim. Evet, yani buradan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar, konumuz ismi taftil oluyor. Tabii ismi taftile girmeden önce ismi taftil hangi başlık altında karşımıza geliyor? Bilen var mı? Evet, müştak ve camit diye ne yapmıştık arkadaşlar? Kelimeleri ikiye ayırmıştık. Camitten kasıt, yani ne bir yerden geliyor ne bir yere gidiyor. Yani türemeye, türetilmeye müsait olmayan kelimeler. Ama bir de müştak dediğimiz türetilen, türemiş kelimeler vardı. Biz bunları maddeler halinde inceliyorduk. İşte faili gördük. İsmi mübalağa kitabımız bahsetmedi ama ismi mef'ulü gördük. Sıfatı müşebbihi gördük. İsmi zamanı gördük. İsmi mekanı gördük. Geriye ne kaldı arkadaşlar? İsmi taftil ve ismi alet. Yani bunları gördükten sonra ismi taftil ve ismi adeti de fiillerden türetilen tüm isimleri ne yapacağız? Göreceğiz. Onun dışında isimlerden isim yapılan türler de var. Bunlar da biri daha önce geldi, biri de gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar işleyeceğimiz başlık, sen bir susarsan kulağımın dibinde, beynimin içine içine. Dolayısıyla ismi taftil arkadaşlar nahiv konusu değil. Sarf konusuna dahil edebiliriz. Artı nahiv konusu olmadığı için iraba konu olmuyor. Yani irapla ilgili konusu cümle içindeki yerine göre irab ediyoruz. Özel bir irab konusu yok. Yani isim türlerinden bir tanesi. Tabi ismi taftile Türkçemiz yönüyle baktığımız zaman ilk bakışta
azlık çokluk zarflarını ifade ediyor gibi dursa da arkadaşlar azlık çokluk zarfları olarak değil, yani burada en geçiyor veyahut da daha kelimesi geçiyor. Bunlar zarf. Zarflar bizi ilgilendirmiyor. Bizi Türkçe olarak ilgilendiren nokta arkadaşlar karşılaştırma cümleleri. Yani iki şeyi, en az iki şeyi veyahut da pek çok şeyi ne yapıyoruz? Kıyaslıyoruz. İşte burada gibi, kadar, daha, en gibi ifadeleri kullanmış. Biz buradan en ve daha'yı alacağız. Kadar başka bir Arapçada karşılık geliyor. Gibi de hatırlarsanız teşbih üslubunda kullandığımız bir edat oluyor. Bu ikisi bizi ilgilendirmiyor. Bugünkü konumuzda Arapçada karşılığı daha en olacak. Mesela bakın, haber alma gereksinimi en iyi karşılayan iletişim aracı televizyondur. En iyi. İşte bu kadar bizi ilgilendirmiyor. Kendi yaşıtı insanlardan daha genç, bakın daha genç, daha diri bir görünüşü derken Türkçedeki karşılığı karşılaştırma cümleleri. Karşılaştırma, birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi ortak olan ya da olmayan yönleriyle anlatmaktır. Bu bakış açısıyla arkadaşlar Arapçada da ismi taftilde ifade etmek istediğimiz şey aynı manaya geliyor. Hatırlayın, faddale fiilini, faddale yufaddilu biz nasıl kullanmıştık ilk ünitelerde, var mı hatırlayan? Tercih etmek. Evet, doğru, tercih etmek, sevmek. Diyordum ki ufaddilu asirul portukal ala asirul inep. Portakal suyunu meyve, işte üzüm suyuna tercih ediyorum. Orada ne var? Bir şeyi diğerinden üstün tutuyorum. Bir şeyi diğerine tercih ediyorum. Çünkü o tercih ettiğim şey diğerinden daha lezzetli geliyor. Bana daha faydalı geliyor. Dolayısıyla ismi taftil arkadaşlar köken itibariyle fadale, faddale. Türkçe mesela fazilet olarak geçmiş. Ve hatta bununla ilgili hadisler veyahut ayetler okuduysanız el afdalu, mesela salatul cemaatu el afdalu min salatil fert, cemaatle kılınan namaz ferdi kılınan namazdan daha faziletlidir. Dolayısıyla oradaki fazilet kısmına bakarak şunu düşüneceğiz: en az iki şey arasında ortak olan bir veyahut da olmayan da olabilir ama genellikle ortak olan özelliği ne yapıyoruz? Azlık çokluğa göre kıyaslıyoruz. Tabii ilk ünitelerde basit bir şekilde gördük. Bugün arkadaşlar ismi taftili biraz daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Evet, buradaki tablolara bakacak olursak demin söylediğim gibi arkadaşlar ismi taftil müştak isimlerden birisidir. Bugün ismi taftili görüyoruz. Burada da Arapça olarak tanım vermiş. Huve ismün, o bir isimdir. Yedüllü ala, işaret eden. Enne şey'eyn iştereke fi sıfetin. Yani iki şey var. Bir sıfatta ortaklık gösteriyorlar ama onlardan biri diğerine bu sıfat yönüyle, mesela güzellik diye düşünün. Zihninizde iki şey, mesela neyim var? Şöyle şeyi de basacak olursak. Mesela neyim var? Şu görünüyor mu? Muhabbet kuşum var. Bir de beni kıyaslayın. Ortak sıfatımız güzellik olsun. İkimizi yan yana koyuyoruz. Birimizin birinden güzelliği fazla. Mesela hâde tâir ecmel min veçi minni min talha dediğim zaman ikimizin arasında bende de bir güzellik var Allah'ın verdiği. Kuşta da var ama kuşa bakıyorum daha güzel. Dolayısıyla ne yapıyorum orada? Kıyaslama yapıyorum. Diyorum ki hâde tâir ecmel min talha. Yani basit mantığı bu. Tabii arkadaşlar kitabımızda şu nokta yok. Yani burada ismi taftil olan ifadeyi ögelere ayırmış. İşte mesela el müeddeb, ahlaklı kişi, afdalü tullab, öğrencilerin en faziletlisidir demiş. Burada üstün olan, üstün olması için kullandığımız ifade ve neyden üstün olduğu el mufaddal aleyh olarak isimlendiriyor. Ama bu başlıklar arkadaşlar kitabımızda yok. Merak edenler başka kaynaklarda geçtiği için bunu değerlendirebilir. Konuyu arkadaşlar burada Türkçe anlatılmış. Önceki derste buradan anlatmıştım. İsteyen buradan istifade edebilir. Ama ben size kendi hazırlamış olduğum, yani kendi tasarımım olan çalışma üzerinden
ismi tafdili ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Şöyle tam ekran yapacak olursak, tabii geçen seneki sunumda kırmızıydı. Yani kırmızı olarak gelmiş olabilir size. Aynı şey burada maviye döndü diğer sunumu aktarınca. Şimdi bakalım arkadaşlar detaylarıyla ismi tafdil nedir? Başlığımız gördüğünüz gibi burada ya en anlamı katıyor ya da den daha anlamı katıyor. Arkadaşlar iki temel kalıbı var. Ef'alu ve fu'le. %90 ef'alu kalıbını kullanacağız. Erkek kalıbı. %10 fu'le kalıbı. %10 olarak kullanma sebebi birazdan açıklayacağımız konular içerisinde gelecek. Ef'alu kalıbını bildiğimiz zaman bu konunun çoğunu yapabiliriz. Örnek ekberu, ekallu, e'le. Tabii ekallu ve e'le sanki buna benzemiyormuş gibi. Ekallu olarak gelmesinin sebebi var mı bilen? Mudaf fiil. Mudaf fiilleri böyle yapıyoruz. Ekallu, eşeddu, ehabbu. E'le ise nakıs olduğu için. E'le, ehle, işte etka, ezke gibi istisnai olarak bu şekilde de kusurlu oldukları için gelebiliyorlar. Ama temel olarak ekberu, ehsenu, ecmelu şeklinde karşımıza gelecek. Müennesleri olarak ekberu, kübra olarak geliyor fu'la kalıbından. Ekallu, çok nadir kullanım arkadaşlar bunlar. Kulle, işte daha az, en az. İşte e'le, uluye, nadir kullanım olarak uluyayı görebiliriz. Tabii dün bahsetmiştim size tafdil yapabileceğimiz fiillerin özellikleri gerekiyor. Yani her önüne gelen fiili mesela sözlükte açtım mete, ölmek fiili. Ben bunu ismi tafdil yapabilir miyim? Hayır. Veyahut da ne bileyim leyse fiili. Ya bunu ismi tafdile sokacağız yapabilir miyiz? Hayır. Yani her önüne gelen fiili ismi tafdil yapamıyorum. Bunu hangi konuda bahsetmiştik? Kim hatırlıyor? Taaccüpte hocam. Hocam evet, dünkü konuda. Evet. Dün işlediğimiz taaccüp konusunda sizlere ne demiştim arkadaşlar? Taaccüp konusunda işleyeceğimiz konuların yarısı bugün işleyeceğimiz ismi tafdil konusunda da var. Çünkü arkadaşlar dikkat ederseniz dünkü kalıpta ne vardı? Mâ ef'alehu kalıbı vardı. Şöyle şuraya hatırlatacak olursam. Burada ef'ale kısmına bakarsak burayla aynı. Dolayısıyla kalıp aynı olduğuna göre bu kalıbı yaparken kullanacağım maddeler de aynı olacak. Yani dünkü dersi anlayan birisi bugünkü dersin yarısını çoktan anlar. Bakın sağlaması doğru mu? Değerlendirelim. Bir, kullanacağımız fiil derecelendirilmeli olmalı. Mesela cemal derecelendirebilir miyim? Evet, güzelin derecesi vardır. Çok güzel vardır, aşırı güzel vardır, biraz güzel vardır. Daha geriye gidersek çirkinlik vardır. Ama mesela zehebe demişim. Veyahut da ölmek demişim. Nazara bakmak. Yani bunların artma azalması yok. Bakan bakar. Giden gider. Yani gitmenin, bakmanın, ölmenin bir derecesi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla fiiller daha çok sıfatsı derecelendirilmeli şey olacak. Çekimlenebilir olması. Mesela asa fiili, leyse bunlar mazi muzari emir çekilemiyordu. Leyse sadece mazisi çekiliyor. Muzari emri yok. Dolayısıyla çekimlenemeyen mazi muzari emir olarak bunlardan da ne yapamıyorum? İsmi tafdil yapamıyorum. Nefa'a, fayda vermek. Diyorum ki enfa, daha faydalı. El enfa, en faydalı gibi çekimleyebiliyorum. Mesela olumsuz bir fiili, la ya'lemu, bilmiyor. Burada olumsuzluk edatı var. Olumsuz bir fiili ne yapamıyorum? İsmi tafdil yapamıyorum. Kerome, cömert oldu, olumlu fiil olduğu için bundan yapabilirim. El ekrem, en cömert. Veyahut da tam fiil olması lazım. Zıttı ne oluyor? Nakıs fiil. Kâne ve kardeşleri. Kitabımızda geçmedi. Kâde diye de bir şey var. Kâde ve kardeşleri. Bunlardan kesinlikle ve kesinlikle asla ne yapamıyorum? İsmi tafdil yapamıyorum.
fiilin malum olması. Yani alime bildi, ulime bilindi. Ulimeden, yani meçhul fiilden ismi tafsil yapamıyorum. Tacüpte de böyleydi. Fiilin üç harfli olması lazım. Hasune, güzel olmak. Ahsen, min, daha güzel. El ahsen, en güzel. Ama ersele, göndermek, dört harfli. Tehassene, iyileşmek. Bunlardan ismi tafdil doğrudan yapamıyorum. Ama dün ne demiştik? Taçüpte, yani bu altı madde doğrudan kullanamasam bile bunlara alternatif, yani dolaylı olarak taçüp yapabiliyordum. Peki burada o zaman dünkü konudan uyarlarsak, dolaylı da olsa ismi tafdil yapabilir miyim? Evet hocam, evet. Yardımcı fiilleri vardı. Heh. Evet, yani yapmak istediğim mesela izdiham nedir? Kalabalıklık. Beş harfli bir fiil. Ben bunu ismi tafdil kalıbına sokamıyorum. O zaman bakın arkadaşlar, fi'lun müsait, yani yardımcı fiil. Daha çok bu ekser, ekber, azam, akal, böyle az, çok, yüksek falan, onları yardımcı fiil olarak kullanabilirim. Mesela burada içtihat kelimesini, çalışkanlık ismi tafdil yapmak istemişim ama bu altı maddede sıkıntı yaşıyor. O zaman bakın ekser kelimesi devreye girmiş, demiş ki ente ekser minni, sen benden daha fazlasın. İçtihaden ne bakımından? Çalışkanlık bakımından. İşte burada ekser ne oldu? Yardımcı fiil oldu. İçtihat ise mastar olarak geldi. Bunun örneklerini fazlasıyla görebiliriz. Bir de kuralsız bir şekilde ismi tafdiller var. Bunlardan en yaygını hayır ve şer. Hayır ve şer iki kelime arkadaşlar. Bunların kuralsız olmasının sebebi, arkadaşlar her zaman söylüyorum. Mesela ne yapıyorsun? Hatta nasıl diyeyim? Ne haber diyoruz. Aslında onun aslı ne? Ne haber? Ama ne haber ne haber diye diye ne oluyor? Ne haber oluyor? Eğer bir dilde bir şey çok kullanılıyorsa zamanla dil onu yumuşatıyor. İşte Arapçada da daha hayırlı, en hayırlı, daha kötü, daha şer, bunu çok kullandığımız için zamanla yumuşamaya gidiyor. Yani hayrun aslında ahyer ama artık ne olmuş? Hayrun. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Bu eşer mesela, elif düşmüş çok kullanıldığı için. Ve şerrun nas, o insanların en kötüsüdür derken bu ikisi arkadaşlar kural dışı olarak kullanıyoruz. Evet, daha önce kullanım türleri olarak ismi tafdil daha önce geçti dedim ama kullanım türleri, yani ismi tafdil cümlede karşıma ismin hangi durum, yani cümlenin hangi durumları olarak gelebilir? Onları da arkadaşlar burada özetlemişim. Son maddeler nedense görünmüyor. Şimdi bakalım burada 1, 2, 3, 4, 5 cümlemiz var. Birincisi arkadaşlar, Muhammedu ekberu min Ali. Evet, ismi tafdilden sonra min gelirse arkadaşlar, yani ismi tafdil olan kelime marifesiz, nekra durumda. Bu durumda den daha, yani Muhammed Ali'den daha büyüktür şeklinde çeviriyorum. Ama şu ikisine bakın, ismi tafdil isim tamlamasının muzaaf ögesi geliyor. Muhammedun ekberut tullab. Muhammed öğrencilerin en büyüğüdür derken, ekber yani sarf olarak ismi tafdil ama cümledeki konumu ne? Hem Muhammed'e göre haber, tullab'e göre ise ne? Muzaaf olarak gelmiş. Muzaaf olarak gelmiş. Aşağıda da benzeri bir örnek var. Yine tamlama olarak geliyor ama muzaafın eleği tekil olarak geliyor. Bu durumda da diyorum ki Muhammed en büyük öğrencidir. Öğrencilerin en büyüğüdür. En büyük öğrencidir derken ikisini isim tamlaması olarak kullanabiliyorum. Evet, bir de sıfat tamlaması var arkadaşlar. Demin şurada müennesi az gelir dedim ya. Daha çok biz den daha isim tamlaması olarak kullandığımız için ve bu durumlarda müzekkeri ve tekili tercih edildiği için daha çok ef'alü kalıbını kullanıyoruz. Yalnız ismi tafsil olan kelime sıfat olarak gelirse işte burada durum değişiyor. Çünkü nedir arkadaşlar? Sıfat
mevsufuna her bakımından uyar. Yani talip müzekkerse ekber, müzekker. Talibe müennesse kübra, müennes. Tekilse tekil. İşte tekilse tekil. Çoğulsa çoğul. İşte marife ise marife. Dolayısıyla sıfat olarak kullanıldığında arkadaşlar müennesi hatta arkadaşlar şurada çıkmamış. Tam slide'dan çıkalım. Hatta sıfat olduğunda arkadaşlar bakın esgar esgarani esgarune esagir sura sugra yani sugraya sugar. Yani şuradaki kelime Muhammed değil de Muhammed ve Halit olsa diyeceğim ki et talibani el ekberani. Burada üç kişi olsa diyeceğim ki et tullab el ekberun diyeceğim. Yani sıfatla mevsufu arasında uyumu sağlayacağım. Yani şu tablo arkadaşlar yani tekil, ikil, çoğul, müennes, müzekker tablosu şu sıfat tamlamasında bize ihtiyaç oluyor. Diğerlerinde kullanmıyoruz. Hatta son maddede ne arkadaşlar? Yakın zamanda gördüğümüz temyiz konusu. Muhammed huvel ekber. Muhammed en büyüktür. Ya büyük de ya yaşı mı büyük? Ne bileyim ne denir? Başka bedeni mi büyük? Kası mı büyük? Neyi artık? Bir belirsizlik var. İlk akla gelen yaş tabii ki. Buradaki belirsizliği gideren sinnen yaş bakımından dediğim zaman burada da ne yapıyorum? Temyiz yapıyorum. Dolayısıyla ismi taftide arkadaşlar karşımıza isim tamlaması olarak çıkabilir. Sıfat tamlaması olarak çıkabilir. Temyiz olarak da karşımıza çıkabilir. Bir de burada geçmemiş ama hatırlatalım. Ekberu. Ekberun demiyorum. Neden? Bunu hatırlayan var mı? Muhammedun ekberu. Evet hocam. Gayri musarif var burada. Onlar tenvin ve kesra almıyordu. Heh, çok güzel. Buradan gayri musarif konusuna da atıf yapabiliriz. Gayri musarifte ef'alu kalıbı neydi arkadaşlar? Tabii müennesi olan fü'la kalıbı tenvin ve kesre almazdı. Oraya da atıf yapabiliriz. Evet, burada anlaşılmayan nokta var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey. Evet, isteyen diğer görselleri değerlendirebilir. Yine burada üstü taftili anlatmış. İşte şartlarını yazmış. 6 tane örnekler vermiş. Veyahut ismi taftili, isim tanımlaması mı, sıfat mı vesaire nasıl kullanacağız? Onların örnekleri gelmiş. Biz buraya bakalım. Ben ismi taftil ile ilgili ayet hadisler olsun karşımıza çıkan örnekleri şöyle derlemeye çalıştım. Bazılarını çok iyi biliyorsunuz. Bazılarını da belki ilk defa karşılaşacaksınız. Bakalım. Mesela şurada bir hadis var. Ehabbul a'malu. Amellerin en sevimlisi. İlallahi. Allah'a Teala'ya. Edvemuha. Devamlı olan. Ve inkalle. Az olsa bile devamlı olandır. Bakın ehabbu. En sevimlisi. Mesela şurada ayet var. Estaizu billah. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihen ve kâle inneni minel müslimîn. Evet, ben yani Allah'a en güzel sözde çağıran ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlarım, Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Ahsen, bakın. Hasune, ahsen ifadesi kullanılmış. Mesela burada çok okunmuyor ama hayrun nasi men yenfa'un nas. Hayır ne denir? Kuralsızdı. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Mesela burada bir ayette geçiyor. İki bahçe sahibi, birisi gururlanıyor. Diyor ki bu bahçe işte ağaçlarıyla bilmem nesiyle Cenab-ı Hak burayı helak etmez. Ahiret yok diyor. Diğer bahçeye bakıyor. Diyor ki ona ene ekferu minke malen. Benim senden çok malım var. Ve a'azzu nefera. Ve daha çok hizmetçim var. Diye gururlanıyor. Ayette buna işaret edilmiş. Onun dışında es-salatu hayrun minen nevm. Sabah ezanında okunuyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allahu ekber.
Tek birimiz var. Allah en büyüktür. Mesela şer en şerlisi insanların Allah katında kıyamet günü en şerlisi men vada'ahu ev terakehun nas. İnsanların terk ettiği, bıraktığı kimsedir. Ne yönden? İttika'e fuhşihi. Yani adam öyle kötü ki kötülüğünden dolayı insanlar ona yanaşmak istemiyor, uzak duruyor. İşte Peygamberimiz bu tür kişilere en şerlisi demiş. Bir de burada bir şiir var. Hasan bin Sabit'in Peygamber Efendimiz'e ilgili söylediği. Biraz küçük ama ve ahsene minke lem tera kattu ayn. Bu göz senden daha güzelini görmedi. Ve ecmelu minke lem telidun nisa. Kadınlar senden daha güzelini doğurmadı. Hulukta müberraen min külli ayb. Her türlü kusurdan uzak yaratıldın. Ke enneke kat hulikte kema teşe. Dilediğin gibi yaratıldın derken ahsenu, ecmelu ismi tafdil olarak karşımıza geliyor. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı? Tam bu renkler vardı bir de. Evet, renkleri çok güzel yakaladın. Arkadaşlar, onunla ilgili videonun birinde bir açıklama var. Oraya bıraktım. Orada açıklayacağım. Çünkü orada karışabilecek bir nokta var. Yani şunu soruyorsun muhtemelen. Renklerden isim taftil yapabiliyoruz mu? Doğru mu anladım? Başına geliyor hocam herhalde gene bir şey. Evet, renkler arkadaşlar. Oraya gelince söyleyeyim. Çünkü örneğe gelecek. Renklerle ilgili bir istisnai durum var. Tabii şu videoları da gönderdim arkadaşlar size. Yani Silsetül Lisan'da bu serinin videolarını attım. Var mı izleyenler, takip edenler, bu gönderdiğim dosyaları inceleyenler? Yani ders öncesi attım sizlere. Ben baktım hocam. Çok güzel. Yani bunların hepsini Silsetül Lisan grubuna attık. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ve şöyle attığım videoları kısaca bir bakalım. Mesela burada Medrese TV yaşlı adam El Ferahidi konuyu anlatıyor örnekleriyle. Es-semâu ekthara zarkatan minel bahır. Gökyüzü denizden renkçe daha mavidir. Senin sorunun cevabı aslında burada. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Medrese TV sorun çıkardığı için videosunu izletemiyorum. Şuna bakalım özet olarak. Şu Ayn TV'nin özetini bir izleyelim. Burada güzel kısaca hemen dersi anlatmış. Evet, nedir ismi tafdil? Evet, ortak bir sıfat bulunuyor. Evet, terazi yönük göndermiş. Bu ortak sıfat güzellik, çirkinlik, akıllılık, hızlılık tartılıyor. Birinde diğerinden daha fazla veyahut da daha az oluyor. في صفة الطول ولكن زاد أحمد ortak yönlerine uzunluk, her ikisinde de uzunluk var. عن محمد في الطول فأقول أحمد أطول من محمد. Ama Ahmet Muhammed'den daha uzun. هذا هو التفضيل. وما أركان التفضيل؟ أركان التفضيل هو الم... Evet, ögeleri, tabi kitabımızda bu ögeleri bahsetmiş. واسم التفضيل üstün olan şey, والمفضل olan kelime نظرنا الى هذا المثال احمد هو المفضل üstün olan والذي şey زاد في الصفه واطول اطول ise هو اسم التفضيل kurmak için kullandığımız kelimemiz محمد oluyor. هو المفضل وعلى kendisine üstün الذي عنده الصفه بصوره yani اقل onun üstünde olan şey واسم التفضيل ناخذه مباشره من الفعل الثلاثي على وزن افعل. Evet, kalıbımız ef'al kalıbı. Ala vezin ef'al. Velakin hatta na'tiye bismi tefdili ala vezni ef'al, yecibu an yakuna lil fi'il şurut. Evet, şartları sayıyor. Yani her önüne gelen fiil bu kalıba sokamıyoruz. Evvel hadih şurut an yakuna lil fi'lu thulâthiyyen. Fela yujad ismu tefdilin lil ef'al rubaiyye ve l-khumasiyye ve s-sihye. Fakat lil ef'al thulâthiyye. ويجب أن يكون الفعل أيضاً. Evet, hatırlamaya çalışın. Bahsettik bunlardan. أنه ليس منفياً. Olumsuz değil, olumlu fiil tercih edeceğiz. وأن يكون مبنياً للمعلوم. Meçhul değil, yani edilken değil. وليس الوصف منه على وزن أفعل فعلاً. Evet, senin sorunun cevabı burada geldi.
Yani kitabımızın maddeyi söylememiş. El vasfu yani sıfat. Neyse ala vezni efal fe'ale. Yani efal ve fe'ala vezninde olan sıfatlar olmayacak. Ne gibi? Mithlu mâdâ? فلنأخذ الفعل زرقة. الزرقة مابي olmak. هذا فعل ثلاثي مثبت مبني للمعلوم. ولكن ما هو الوصف منه؟ الوصف يعني bütün şartları taşıyor ama أزرق. Bunun şeyi sıfatı arkadaşlar أزرق. على وزن أفعل. أفعل kalıbında ama أفعل kalıbı aynı zamanda isim taftir kalıbı yani أزرق mavi anlamına geliyor ama İsmi taftir kalıbına da uyuyor. Ve ayrıca müennes el vasf zerka. Müennesi de zerka. Müennesi de onu andırıyor. Kübura. Ala vezin fe'la. İşte bu durumda arkadaşlar daha mavi derken direkt ezra kullanmıyoruz. Direkt beyazı kullanmıyoruz diye kırmızıyı kullanmıyoruz. İşte burada yardımcı fiil devreye giriyor. Çünkü Ezra kullandığım an adam diyecek ya bu sıfat mı yoksa ismi taftil mi? O karışıklığı önlemek adına yardımcı fiil kullanıyoruz. Ezrak zerka ala vezin af'al fe'la. İzen la nestati'u an na'tiye bismi tefdili ala vezin af'al. Bak çarpı koydu. Fi hadhihi al-hale maza nestakhdim lit-tefdil? Nestakhdim ismi tefdil musa'id. İşte yardımcı fiil kullanıyoruz. Mesela felnakhud fi'len gayra thulathi. مثل ارتفع. مثلا ارتفع. لا أستطيع أن أتي باسم التفضيل على وزن أفعل. Bunu ismi tafdil فإذا أردت أن أقارن ماذا أقول؟ ne yapıyorum? استخدم اسم التفضيل المساعد أكثر. yardımcı bir nokta kullanıyorum. أكثر. أكثر. daha çok. ارتفاعا مثلا. مثلا المبنى. هنا إذا أردت أن أستخدم. أكثر ارتفاعا. أسلوب التفضيل. مبنى الشعب. أستخدم اسم التفضيل المساعد. binalarından daha yüksektir. أقول أكثر زرقة. İşte mavi renk içinde de ekfera zurkaten daha mavidir gibi yardımcı fiillerle ne yapabiliyoruz? Çıkış noktası yakalayabiliyoruz. Arkadaşlar iki video daha var. İki video da güzel. Bunu izleyin. Bu anlatılıyor. Şartı hâmis en yekûne hâzel fi'l mebniyen. İşte burada o şartları ortaya koyuyor vesaire. Ama ben şu videoyu çok beğendim. Evet, dersimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, bir saatte 40 dakikalık sürede bitiremedik. Evet, arkadaşlar gelsin. Alperen, Feyza Nur. Evet, şu ana kadar iki kişi geldi. Evet, diğerleri vaz mı geçti acaba? Evet. Acaba çok mu dakiyim? Alperen ne diyorsun? Çok mu dakiyim acaba? Nasıl yani hocam? Yani çok mu dakik davranıyorum? Yoksa çok ihmalkar mıyım? Geç mi dediğim saatlere riayet etmiyor mu? Gidiyor mu? Nasıl görünüyor dışarıdan? 20 geçe dediniz hocam. 20 geçe geldiniz. Yani bir sene boyunca baktığın zaman genel olarak nasıl görüyorsun performansımızı? Vallahi hocam hiç böyle saatlerde şey olmadı yani hep vaktindeydi. Bir kere bir işte geçen oldu. O da ondan nazarlık. Evet hocam. Her sene bir kere olur dediniz o. Yani bir kere oldu. Daha da hatırlamıyorsun yani. Evet hocam hatırlamıyorum yani. Normal hayatta nasıl insanlar peki? Verdikleri sözlere, vakitlere riayet ediyorlar mı? Yani hocam etmeyen çoktur yani. Evet bu konuda ben hassasım. Yani söylemekten ziyade yapmayı tercih ederim. Tabii öğrenciler çoğu zaman bunu düşünmediği için yani sözüne riayet edenle etmeyeni oturup düşünmedikleri için bazen hatırlatıyoruz. Yani bu noktadaki hassasiyetimizi görün. Yani birçok kişi bunu söyler. Hatta okuldayken güvenlik
görevlisi bir arkadaş vardı. Meğer fark ediyormuş böyle. Bir gün işte o zaman da uyuyakalmıştım. 20 dakikamı ne geç kaldım. Hocam ne oldu da siz hiç geç kalmazdınız da tam vaktine girerdiniz. İşte o gün uyuyakalmışım. Normalde ne denir? Birçoğu yani çok nadiren vaktinde geliyor. Biz her zaman vaktine geliyor. Çok nadiren geç kalıyoruz. Evet Hülya, sen de öyle düşünüyor musun? Vakte riayet ediyoruz mu? Yani evet, genel olarak hocam o şekilde. Yani diyor musun bu hoca 2-3 dakika geç kalır, 2 dakika geç gireyim derse? Yani hani insanlık hali aslında çok fazla böyle katı da olmamak lazım ama tabii aşmamak da lazım. Yani 1-2 dakika mesela sıkıntı olmaz ama fazlası tabii ki de şey. Yani 1-2 yani. Dakika beklettiğim oluyor mu? Benim saate göre yok, tabii. Yok. Yok hayır hocam, sizinle ilgili demiyorum zaten, hani genel olarak hani dediniz ya diğer hocalarımızdan da falan. Ya genellikle evet. Sorduğum soruyu konular hep böyle dışarıya çıkarıyorsun. Ne denir, bu futbolda bir karşılığı var. Topu taca atmak. Sorduğum soruya odaklan. Yani ne denir, derse gelirken ya bu hoca 2-3 dakika 5 dakika geç gelecek, 2-3 dakika geç girsem bir şey olmaz mı diyorsun, yoksa bu hoca vaktinde girecek hemen dediği vakitte gireyim kaçırmayayım mı diyorsun? Hocam genel olarak vaktinde girdiğiniz için ben gayret ediyorum vaktinde, yani zaten normalde de benim yapı olarak da hani gücüm yettiği kadar vaktinde hareket etmeye çalışırım. O yüzden de siz de o hassasiyeti gösteriyorsunuz yani. Evet Vesile, sen ne diyorsun? Bu hassasiyetimiz yansıyor mu? Evet hocam. Diyor musun ya maşallah, iki dakika geç kalırsam kaçırırım diyor mu dersi? Tabii hocam, ben dikkat ederim zaten de. Elimden geldiği kadar. Herkes dikkat ediyor ama topluma çıkınca dikkat edeni bulamıyorsun. Bu nasıl iş Vesile? Hocam o tartışmaya açık bir konu değil. Herkes kendinden mesuldür. Hele öğrencilerle okul zamanı en çok kavga ettiğim nokta. Yani o kadar çok sitem etmişimdir veyahut da alakayı koparmışımdır. 3 diyor, 3.40'da geliyor. Dalga mı geçiyorsun? Geri gönderiyorum. İçeri sokmuyorum. Ağır konuşuyorum. İçeri girerse de, illa hocam duracağım derse de çok ağır konuşuyorum. Hadi 1-2 dakika neyse de ya, yarım saat, 1 saat sonra. Veyahut da o gün gelmiyor, ertesi gün geliyor. Dalga mı geçiyorsun? Dolayısıyla ben bu konuda elimden geldiği kadar hassasiyet gösteririm. Ha, insanlık hali. Gecikirsin, işin çıkar. Dersin ki arkadaşlar bugün ders işte 20 dakika gecikecek. İşte bugünkü dersi kaydırdık. Ama ne bileyim 30 geçe demişsin. Bir şey de belirtmiyorsun. Orada 5 dakika 10 dakika bekletiyorsun. Bu İslam ahlakına uymaz. Dolayısıyla biz bunları vurguluyoruz. Bizim derslerimiz aynı zamanda neden ilmi olduğu gibi ahlakidir. Bunu ne denir, uzaktan eğitimde çok yapamıyorum ama gerçekten talebemiz olsanız öğrenciler ikiye ayrılır. Bir grup bize uyum sağlar, azdır. Bir grupta çok laf yediği için sevmez, kenara çekilir. Biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Yani öğrenci doğruluğa, vefaya, kanaate, ne denir, şükre, teşekküre yönlendiriyoruz. Bu noktada kimileri alınıyor. Biz bunları vurguluyoruz. Tabii uzaktan olduğu için çok fazla şey yapamıyorum. Ama bu noktada hassas olmak lazım. Yani en basitinden İslami programlar oluyor. İşte Hazreti Muhammed'in hayatını anlatacak. 7.30'da başlayacak diyor, 8'de başlıyor. Ya sen daha işin başında, işin sahtekarlığındasın, yani yamukluğundasın. Peygamber Efendimiz güvenilirdi, doğru sözlüydü. Sen peygamberimizi anlatacağım diyorsun. Fiilin de zaten yarım saat geç başlıyor. Neymiş? Gelmeyenler varmış. Gelenlerin ne suçu var? 7.30'da gelenin ne suçu var? Vaktine gelmiş. Yani o kadar zihniyetimiz, yaşantımız, bakış açımız anlatılanlardan farklı ki bunu çok defa görüyorum. Yani o kadar çok örnek var ki anlatsam bitmez. O yüzden
sizlere düşen bu noktada hassas olmak. Yani hassasiyet ne denir İslami anlamda dışarıdan bakanlar için psikolojik sorun gibi görünebilir ama Peygamberimiz psikolojik sorunlu olmadığı için bazen öğrenciler diyor hocam niye bu kadar hassassınız? Bir sıkıntı mı var? Peygamberimiz hassastı. Yani güvenilirlik noktasında, vakit noktasında hassas değil miydi? O zaman o da mı sorunluydu? O da mı deliydi? Kendisi diyor ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakında vefa var. Onun ahlakında doğruluk var. Onun ahlakında cesaret var. Onun ahlakında insanlara yardım etmek var. İnsanların hayırlısı olmak var. Bunlar da işte hasta olduğu zaman biri yalın ayak bile gidermiş. Yani ayakkabı bulamasa. Şimdi görsen deli diyecekler. Deli desinler, varsınlar gitsinler. Çok önemli değil. Dolayısıyla Peygamberimiz ahlakı tamamlamak için gönderildim dediğine göre bizim en büyük rolümüz, görevimiz ahlakı tamamlamak olmalı. Yoksa diğer şeyler çok anlam ifade etmiyor. Toplumunda böyle bir sıkıntısı var. Neyse nereden girdik? Bu da tek ayağını kaldırdı. Sağ elimi kilitledi. Sağ elimle hareket edemiyorum şu an. Ne formül üretirsiniz bu durumda? Yapacak bir şey yok galiba. Yapacak bir şey yok. Uyanacaksın kuşum. Gel. Vıcıklama. Pislet. Evet şimdi ekranımıza geçelim arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Bir önceki ders şu videoyu özellikle güzel farklı bir arkadaş çıkmış. Farklı bir tasarım yapmış. Böyle alışılageldik. Hocalar farklı bir hoca göstereceğim bugün. Tabii hepsini gösteremeyeceğim arkadaşlar. 20 dakika. Bazı noktalarını göstereceğim. Burada diğerlerinden farklı olarak ekrana kendisi gelmiş. Çok detaylı da anlatıyor. Mesela burada tanım yapıyor. Burada örnekler veriyor. İşte Emira Suat'tan daha büyüktür. Kerim Ömer'den daha faziletlidir. Ömer Kerim'den daha zengindir gibi bolca örnekle. Aşağıda da işte Tayra Esra Minel Kıtar, uçak trenden hızlıdır gibi örnekler veriyor. Daha sonra arkadaşlar şuna geçiyor. Yani daha sonra dinleyecekler için her fiili ismi taftil yapamıyorduk. İşte hangi fiilleri ismi taftil yaparız bunları tek tek açıklıyor. Sülasi olması, tam fiil olması, olumlu fiil olması, çekimli fiil olması, malum fiil olması, derecelendirilebilir olması ve son olarak Alperen senin sorduğun soru eğer renkler ve kusurlar ki bunlar efal bağımlı sıfatı müşebbe olarak kullanıldığı için bunlar doğrudan isim taftir olarak kullanılamıyorlar. Yardımcı fiile ihtiyaç duyuyorlar. Kitabımız 6 madde vermiş. 7. madde de bu arkadaşlar. Bunu da fazladan söylemiş olalım. Burada şunu anlatıyor arkadaşlar. 1, 7, 3, 5 yardımcı fiille yapılabilir ama mesela ikinci fiil yani nakıs fiil olduğu zaman yardımcı fiille de yapamıyoruz. Mesela 4. madde mutasarrıf olması demiş çekimlenebilir. Camit fiil olduğu zaman yardımcı fiil de işe yaramıyor. Yani dolayısıyla 1, 7, 3, 5'te yardımcı fiil kullanabiliyoruz ama geriye kalan 3 maddede yardımcı fiil de devreye girmiyor. Biraz daha konuyu açık hale getirmiş. Evet. Bunları anlattıktan sonra da ilerliyor. Evet. Burada da ne denir? Sıfat olduğunda ismi taf değil arkadaşlar. İşte cinsiyet sayı yönünde uyumundan bahsediyor. Aynı zamanda ismi taf dilin cümle içindeki konumuna göre İrab edileceğinden bahsediyor. Onun dışında şurada ilginç bir nokta var. Çok hoşuma gitti. Yani tablosal olarak göstermiş. İsmi taftil eğer kendisinden sonraki gelen öge iki türlü olabilir diyor. Ya ismi taftilden sonra muzafın ileh gelir ya da temiz gelir diyor. Mesela el esed akval hayvanat.
aslan en güçlü hayvandır derken, hayvan burada muzaaf iley. Muhammed afdal hulkan derken, en yüce ahlaklıdır derken, hulkan burada temiz olmuş. Yani ismi tafdilden sonra muzaaf iley ve temiz görebiliriz. Yani güzel anlatılmış. Burada hayır ve şer, istisnai ismi tafdil örnekleri, bunlardan bahsettik. Yani bunu baştan aşağıya dinlemenizi tavsiye ederim. Bazen yer değişiminden falan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bunlar tavsiyelerimiz arasında. Şimdi burada kitabımız bu şekilde bahsetti demiştik. Örnekler var. Hızlıca örneklere bakalım. Örnekler biraz zor buldum. Ben açıklayayım onları. Ondan sonra alıştırmayla bitirelim. Sen de sısarsan. Evet. Bir. Leyse fil kevni efdalu min intişaril muhabbeti beynen nas. Evet. Evrende insanlar arasında sevginin yayılmasından daha faziletli, daha erdemli bir şey yoktur. Bakın. Efdal min olduğu için den daha faziletli diye çevirdim. İki de el cemalü tabi'iyyü akva te'thiran minel cemalil müzeyyef. Evet, doğal güzellik sahte güzellikten etki bakımından daha güçlüdür. Evet, niye arkadaşlar bunun gibi afdalü kalıbında değil de ismi taftil akva diye gelmiş? Neydi? Bunun kökü arkadaşlar kaviye. Güçlü olmak. Yani nakıs fiilleri arkadaşlar ismi taftil yaparken elifi maksure kullanıyoruz. Mesela hala tatlı olmak. Ahla. İşte nedir? Ala yükselmek. A'la. Daha yüksek. En yüksek. Yani bu aşina olsun. Peki tesiran irabı ney? Hocam temiz değil mi? Evet, temiz. Çok güzel. Kendinden önce belirsiz olan yapıyı açıklayan akva güçlüdür. Ama ne bakımından güçlüdür? Yani doğadaki güzellik, sahte güzellikten ne bakımından güçlüdür? Genellikle ne bakımından sorusunu soruyorduk. Dolayısıyla tesiran nedir? Temiz, mansup bir fetadır. Üçteyiz el kanavatül fadaiye, uydu kanalları. Şu ayırma zamiri, fasıl zamiri, el ehem fi vesel li'lem, medya araçlarının en önemlisidir derken ne denir? En olarak kullanmışız. Burada da şeddeli, yani muzaaf fiil, el ehem, el eşed, en aşırısı, işte el akal, en azı, muzaaf fiillerde bu şekilde geliyor. Dörtte ise hadel muganni huvel ekseru şa'biyeten. Evet, bu şarkıcı, yine ayırma zamiri gelmiş. Elekser daha çoktur. Şabiyeten, popülerite yönünden yine temiz olarak geldiğini görüyoruz. Evet, taraktu rişetel fennen. Ha, taraket. Rişetül fennen. Evet, sanatkarın fırçası bıraktığı. Eblega eferin. Evet, bakın isim tamlaması olarak gelmiş. En etkili eserini fi hadihil levha, bu levhada, bu tabloda en etkili eserini bırakmış. Altta ise her değil kıssatı eşherül kısas. Evet, burada tamlama ama buradan farkı, burada tekil, burada çoğul. Kıssaların en meşhuru. Evet, bu kıssa kıssaların en meşhurudur. Yedide burada ise arkadaşlar sıfat mevsuf. Asya. Asya kıtası nedir? El karratül kübra. En büyük kıtadır dünyada. Dolayısıyla bakın burada hep müzekker olarak gelen yapılar burada sıfat mevsuf uyumundan dolayı ekber değil de kübra denmiş. Ama semai olarak bazen arkadaşlar burada uyum sağlamadığını görebilirsiniz. Parçada örneği var. Yarın parçada ona bakarız. Eşşairu eşeddu ihtimamen bintikal kelime. İhtimam, önem vermek. Beş harfli bir fiil. Bunu ismi taftil yapamadığı için eşeddeyi ne yapmış? Yardımcı fiil olarak kullanmış. Evet, kelime seçiminde şair önem bakımından
daha aşırıdır. Yani kelime seçimine şair daha çok önem vermektedir derken örnekleri görüyoruz. Burada ise ismi taftil olan kelimelerin irabını yapmış. Yeni bir irab yok arkadaşlar. Cümle içindeki konumuna göre ekva burada nedir? Doğal güzellik daha güçlüdür derken haber olduğu için haber merfu olarak gelmiş. Burada ise her değil kıssatı eşherul kısas. Eşher yine burada haber durumuna düştüğü için merfu bir damme olarak gelmiş. Yani yeni bir şey yok. Evet, siz de şu alıştırmaya bakalım. Evet, burada sıfat olan bazı kelimeler verilmiş. Bunların arkadaşlar ismi taftilini yapıp doğru yerlere yerleştireceğiz. Buna göre azim ismi taftilini arkadaşlar. Azam. 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 Huluf tatlı. Daha tatlı, en tatlı. Ahla. Evet, ahla, el ahla. Hakkun, haklı. E hakku. Evet, başta bir elif zaten oluyor. E hak. Naşit, aktif, daha aktif. Enşatu. Evet, enşat, zeki. Daha zeki, en zeki. Ezke. Evet, ezke. Daha zeki, en zeki. Kasir. Aksaru. Evet, daha kısa. Cedir, değer demek. Şuna değer anlamında. Ecderu. Evet, ecder. Belir, etkili. Eblağ. Evet, eblağ. Evet, buna göre doğru seçenekleri yerleştirirsek et-tarikul müstakim huve nokta nokta et-turuk. Evet, doğru yol, yolların neyidir? Aksaru. Evet, aksaru turuk. Açalım şunları. Yolların en kısasıdır. Evet, iki kelamuke baldan nedir sözün? Ahla. Evet, ahla minel asel. Sahbanu vail bir özel isim. Kâne idi. Asrının hatiplerinden. Hutabe. Hatip. Ebla. Evet, ebla, embeli, embelagatlı. Evet, el erzu. Evet, şey, sedir ağacı. Ağaçların neyidir? Erdemi. Evet, sedir ağacı büyük olur. En nahletü. Noktalı değil arkadaşlar. Nokta olursa hurma ağacı. Nahletün arı demek. Kelebekten. En şatun. Çalışkan. Evet, daha aktif, daha canlıdır. Dülfin, İngilizce'den gelmiş. Yunus balığı, hayvanların. O da zeki. Evet, ezke, en zekisidir. El Ferikul Vatani, milli takım. Nedir? Ecderu. Kazanmaya. Ecderu. Evet, daha layıktır, daha çok hak eder. Evladuke, evlatların malına, malından ön... Ne kaldı geride? Hak mı kaldı? Evet. Evet, evlatların malından daha çok önemi hak ediyor gibi bir anlam vermiş. Evet, alıştırma bu arkadaşlar. Diğerleri imla, inşa falan. Şurada eş anlamları demiş. Bunlara bakarsınız. Şurada şu söz dikkatimi çekti az önce. A'cezun nasi men a'ceze an ittihadil estika ve a'cezu minhu men dayya'a men sadakahu demiş. Bu sözü anlayan var mı? Hocam az buçuk anladım. Bir açıkla bakalım. Ben de hocam. İnsanların en acizi arkadaş edinmekten aciz ve ondan daha büyük, ondan daha acizi kendisine doğru olan arkadaşlık yapan sadaka. Kendisine arkadaşlık yapanı kaybeden kimsedir. Tamam. Evet, ben bunu araştırdım.
Hazreti Ali'nin sözü olarak geçiyor. Bunu biraz değiştirmişler. Acizun nas men acize an iktisabil ihvan. Yani ihvan kardeş, arkadaş aynı. Acizu minhum men dayya men zafire bihi minhum. Yani aynı anlamda ama asıl orijinal hali bu. Bir de ona benzer bir dua gördüm peygamberimizin. Acizun nasi, insanların en acizi. Men acize ani dua, dua etmekten aciz olandır. Ve bakhalun nas, insanların en cimrisi. Men bakhile bis selam, selam konusunda cimri davranandır. Tabii bizim konumuz şu. Yani arkadaşlık noktasında, yani arkadaş edinememenin de acizlik olduğu söyleniyor. Alperen, senin nasıl arkadaşlık ilişkilerin? Kaç samimi arkadaşın var? Hocam genelde yani ben kendim de samimi olmaya çalışırım ama 2-3 tane en çok samimi olduğum arkadaşım var diyebilirim. Arkadaşlığa önem verir misin? Veririm hocam, evet. Evet. Yani... Vefalı çok önem veririm. Neye önem verirsin? Vefalı olmaya hocam. Arkadaşlık ilişkilerinde olsun. Genel çok, anlamda olsun. Çok güzel. Yeni arkadaşlıklara açık mısın? Yoksa 2-3 tane arkadaşın var yeter mi diyorsun? Açığız tabii hocam. Okul açılınca mesela belki üniversitede arkadaşların olacak. Evet hocam. Dudu, sende nasıl arkadaşlık ilişkileri? Benim de iyi hocam, Allah'a şükür. Benim de samimi olduğum 3-4 tane arkadaşım var. Evet. Hiç seninle arkadaşlık yapan birini senin kaybettiğin oldu mu? Senin hatandan dolayı. Yok hocam, olmadı Allah'a şükür. Ama onların hatasından dolayı benim sildiklerim oldu. Siliyorsun yani. Evet hocam. Sildiğin zaman yerine yenisini arıyorsun mu? Yok hocam. Aramıyorum hiç. Yani kendi başıma da yeterim ben. Yani hiç ihtiyacım yok Allah'a şükür. Uzaktan eğitimle sınıf arkadaşlığında ilerlettiğin samimi arkadaşların var mı? Var hocam. Allah'a şükür sınıfımız çok iyi. Çok iyi bir sınıfa denk gelmişim. O yönden çok iyi. Allah Allah. Hangi sınıf o? İkinci öğretim A sınıfı hocam. Yani birçok kişi birbiriyle arkadaş mı oldu? Yani o yönden evet ama derse girenler olarak ayrı bir şekilde arkadaş kurduklarım da oldu. Kaç kişi böyle dersi takip eden? 5-6 kişi varız hocam. Benim dersime kaç kişi geliyor onlardan? Evet, biliyorsunuz hocam, hepsi de var. Kamil abi var, Vildan abla var, Vesile abla var, ben varım. Hep sizin dersiniz. O zaman zaten 6 kişi geliyor, 5'i sizin sınıftan mı? Herhalde hocam. Ama hep onlar bazen işleri çıkıyor, gelemiyor. Kamil abi mesela namaz kıldıracak oluyor, gelemiyor. Öyle kalıyor. Allah Allah, o zaman en çok sizin sınıftan bizi dinleyen var. Evet hocam, yani sizi severek gerçekten dinliyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Zaten şu an bakıyorum 4 kişi mi kaldı, maşallah maşallah. Evet, ben genel olarak böyle kayda değer cümleler bulursam ahlaki anlamda üzerinde dururum. Yani vermek istediğim mesajı da almanızı sağlarım. Tabii burada arkadaş edinmeyi bir acizlik olarak şey yapmış ama bundan daha beteri, yani kendi arkadaş olan kişiyi de kaybediyor. Yani yeni bir arkadaşlık yapamamak bir şey, bir de var olanı kaybetmek, yani eldekini de kaybetmek. Mesela ne bileyim, para kazanmak istersin, cebinde para vardır ama daha beteri ne, para kazanamazsın, bir de cebindeki de gider. O daha beteri. İşte arkadaşlık da böyle. Ben de arkadaşlık ilişkilerine önem veririm.